Çocuklar yemek hazır. Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diyet yapan, beyaz un kullanmak istemeyenler için nohut unundan hem sağlıklı hem lezzetli harika poğaçalar hazırlıyoruz. Bugünkü tarifimiz için hazır un kullanmıyoruz. Kendi unumuzu kendimiz yapıyoruz. Şurada 3 su bardağı kadar nohutumu geceden ıslatmıştım. Sabahleyin süzgecimi alarak suyunu süzdürüp güzel bir şekilde kurumalarını sağladım. Şimdi uygun bir tepsinin içerisine bir yağlı kağıt sererek nohutlarımı tepsime döküyorum. Ve tek sıra olacak şekilde tepsimin içerisinde yayarak düzeltiyorum. Daha sonra önceden 200 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürerek nohutlarımızın yanmamasına özen göstererek güzelce kavrulmalarını sağlıyoruz. Nohutlarımızın her tarafının eşit bir şekilde kavrulması için ara ara tepsimizi fırınımızdan çıkararak şu şekilde nohutlarımızı karıştıralım ve yerlerini değiştirelim. Daha sonra tekrar fırınımıza götürerek kavurmaya devam edelim. Şu şekilde kavrulan nohutlarımızı fırınımızdan aldık. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra rondodan geçirerek un haline getiriyoruz. Şu şekilde nohut unumuzu hazırladıktan sonra daha sonra kullanmak üzere kenara alarak poğaçalarımızın yapılışına geçiyoruz. Poğaçalarımızın hamuru için 2 adet yumurtamız var. Yumurtalarımızdan bir tanesinin sarısını poğaçalarımızın üzerlerine sürmek için ayırdık. Geri kalan yumurtalarımızı kabımıza alarak üzerine 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış 3 yemek kaşığı tereyağımız var. Onu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı pul biber kullanacağız. Pul biber miktarını damak tadınıza göre dilediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz veya hiç eklemeyebilirsiniz. Bir pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu da ekledikten sonra bir çatal yardımıyla malzemelerimizi biraz karıştıralım. Şu şekilde karıştırdıktan sonra nohut unumuzdan üzerlerine ilave ederek hamurumuz toparlanıncaya kadar çatalla karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz için 2 su bardağı nohut unu kullandık. Un için kullanmış olduğumuz bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardaklarından. Şu şekilde çatalla toparladıktan sonra çatalımı bir kenara bırakarak hamurumu birkaç dakika daha elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yoğururken şurada da bir miktar peynir kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar tulum peyniri. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde de rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Onları da ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Müzik
Hamurumuz için tuz kullanmadık. Peynirimizin içerisindeki tuz miktarı hamurumuz için yeterli gelecektir. Sizler tuzsuz peynir kullanacaksanız damak tadınıza göre hamurunuzun içerisine bir miktar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Son olarak çok az miktarda doğranmış dereotu ve maydanoz ekliyoruz. Daha sonra hamurumuzun üzerini bir kapakla kapatarak yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirelim. Bu dinlendirme işlemini neden yapıyoruz diye soracak olursanız, nohut unu diğer unlara göre daha geç toparlanıyor. İçerisindeki malzemeleri iyice içine alsın ve yumuşasın diye bu şekilde bekletiyoruz. Yeterince beklettiğimiz hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek birkaç tur daha rondomuzdan geçirerek hamurumuzun yoğurma işlemini bitirelim. Daha önce sizler için nohut unundan krep yapmıştım. Videosu kanalımda halen mevcut. Nohut unundan krep tarifini merak edenler için linkini aşağıya bırakıyorum. İsterseniz oradan açıp izleyebilirsiniz. Kullanmış olduğumuz malzemelerimizi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup beğen tuşuna bastıktan sonra tarif hakkında yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Poğaçalarımızı şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan cevizden biraz daha büyük bir parça alarak şu şekilde avuçlarımın arasında toparlayarak yuvarlıyorum ve önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Hamurum bitinceye kadar poğaçalarımı aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Poğaçalarımızı şu şekilde tepsimize dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Son olarak üzerlerine çörek otu ve beyaz susam serptikten sonra fırınımı önceden 180 derecede ısıtmıştım. Poğaçalarımızı fırınımıza götürüyorum. Pişen poğaçalarımızı fırınımızdan çıkardık. Biraz soğuttuktan hemen sonra servis tabağımıza alıyoruz. Çok da bereketli bir tarif oldu. Kullanmış olduğumuz malzemelerle toplamda 22 adet poğaça elde ettik. Şu şekilde tabağımı aldıktan sonra poğaçalarımdan bir tanesini bölerek sizlere yakından içini göstermek istiyorum. Poğaçamızın içindeki kaşar peynir dışına taşarak üzerinde güzel bir şekilde erimiş, altı üstü eşit bir şekilde kızarmış. İçi de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Müsaadenizle böldüğüm poğaçanın tadına bakıyorum.
Yüzeyi kıtır kıtır, içi yumuşacık, bana göre çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım bu sağlıklı ve lezzetli tarifi sizler de dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.